İmam hatiplerimiz artık her alana öğrenci yetiştiren, her alana öğrenci gönderen okullarımız statüsünde. Sadece ilahiyata öğrenci gönderen okullar değil. Bu çerçevede de özellikle de öğrenci ortalamasının %14'ünü teşkil eden İmam Hatip camiası her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemde de hayata, topluma, sorumluluk sahibi, dindar, kendi mesleğini en güzel şekilde yapma gayreti içerisinde olan öğrenciler yetiştirecek. Bu öğrencilerimiz de bunun bir göstergesi aslında. İçerideki başarılı öğrencilerimizden bir gösterge. Ama biz şuna yürekten inanarak söylüyoruz. Geçmişte de bunun ispatını çok yaşadık. İmam Hatip'ten mezun olan çocuklarımız hayatın her alanında yaptığı işi Allah korkusu çerçevesinde huzur-u mahşerde hesap verecek bir anlayışla işini en güzel şekilde yapmaya devam edecekler. Biz önümüzdeki dönemde İmam Hatip okullarımızdan çok daha ümitliyiz ve başarılıyız. Hedef 2020 diyoruz çünkü 2020'de özellikle de proje okullarımız mezun verecekler. Önümüzdeki yıl İmam Hatiplerin başarısının çok çok daha katlanarak geliştiğini ve büyüdüğünü görecekler. Bu çerçevede biz İmam Hatip camiası olarak hep bu tür böyle başarılarımızla, eğitimdeki yaptığımız çalışmalarla, öğrencilerimizin eğitim öğretimdeki ortaya koymuş oldukları performansla anılmak istiyoruz. Ve biz bu toplumun gerçek evlatları olarak, bu topluma hizmet veren, bu topluma öğrenci yetiştiren kurumlar olarak büyük mutluluk içerisindeyiz. Önümüzdeki sezonda da inşallah İmam Hatiplerimizin başarılarının çok daha ileriye yönelik gelişerek başarılarının daha da arttığını göreceğiz. Ve biz bu çocuklarımızla inşallah Türkiye'yi dünya ölçeğinde temsil eden çok başarılı, kendi alanlarında çok başarılı nesiller yetiştireceğimize de yürekten inanıyoruz. Bu sene bir Türkiye ikincimiz var ilk binin içerisinde. İlk binde 130 öğrencimiz var. İlk yüzde de 17 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz tabii Türkiye'nin her alanından. Bir de tabii bu çok önemli bir şey. Sadece birkaç okuldan başarılı öğrencilerimiz çıkmıyor. Hamdolsun, senalar olsun. Artık Türkiye'nin her bölgesinden bugün ilk bindeki 130 öğrencimiz 31 ayrı okuldan geldiler. Türkiye'nin her tarafından, her il ortalama birçok ilden öğrencimiz vardı. Sadece birkaç okul değil. Türkiye'de artık İmam Hatipler ortalamada başarıyı yakalamış ve bunu daha da geliştirerek inşallah artırarak götüreceğiz. Ya katsayı bir zulümdü. Biz bunu zaten başından beri bir zulüm olarak görüyorduk. Çünkü son tahlilde öğrencilerimizin eşit şekilde mücadele etmesi gerekiyordu. Katsayı kalktıktan sonra zaten başarılı olan, işine odaklanan, dersine odaklanan, gerçekten performanslı şekilde çalışan öğrencilerimiz İmam Hatipler'de olsa başarılı olduklarının ispatıdır bu. O açıdan katsayı zulmü kalktı. Herkes eşit mücadele veriyor. Bu çerçevede de İmam Hatipli öğrencilerimiz de gayret gösteren ve kendisi için performans ortaya koyan çocuklarımız da başarılı oluyorlar işte. İmam Hatiplerimiz Türkiye'de özellikle gelecekte Türkiye'nin dünya ölçeğinde değer üretmesi için, Türkiye'nin dünya ölçeğinde temsil edilebilmesi için, Türkiye'nin birçok alanda başarılı olarak kendini gösterebilmesi için kesinlikle geleceğin nesillerini yetiştiriyor. Ve biz bu inançla, bu idealle zaten İmam Hatiplerimizi, öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde İmam Hatiplerimiz Türkiye'yi dünya ölçeğinde temsil edecek geleceğin nesiller olacaklar. İmam Hatipler sadece başarılarıyla ve eğitim dünyasındaki ortaya koydukları performansla anılacaklar. Ve biz bütün toplumumuzu İmam Hatipleri tanımaya, İmam Hatiplerle ilgili çalışmalar, performansları değerlendirmeye ve incelemeye davet ediyoruz okullarımıza. Teşekkür ediyoruz.